Mesela HDP'ninkinde HDP'yi televizyona çıkarmıyorlar. Adam diyor ki ben özel televizyonum. Tamam Çıkarmıyor. arkadaş, özel televizyonsun, çıkarmıyorsun. Terörle arasına mesafe koymadığı için diyor. Şimdi bu seni ilgilendiren bir şey değil ve bu söylediğin doğru da değil. Şimdi bu insanlar 6 milyon oy almış, seçimlere girmiş, meclise Evet. girmişler mi? Evet. Girmişler. Bu insanlar mecliste devletin en önemli mevzuları, mesela yakın dönemde Libya'ya tezkere, Evet. Irak'a, Suriye'ye tezkereler görüşüldüğünde gizli oturumda. Bu insanlar mecliste gizli oturumda var mı? Var. Devletin en gizline vakıf mı? Devletin Vakıf. vekili. Bir savaş kararı alacak meclis. Bu insanlar o mecliste oturuyorlar mı? Oy kullanıyorlar Oturuyorlar. mı? Siz bir yasa çıkaracaksınız. Bu insanlar komisyonda varlar mı? Varlar. Ya arkadaşım, seni ne ilgilendirir? Yani devletin muhatap aldığı, devletin meclisinde yasama yetkisine sahip insanlara engel çıkartmak. Senin haddine mi? Yani milletin meclisine girebilecek, senin televizyonuna çıkması sakıncalı olacak. Hadi diyelim sen dedin. Bir de kamu televizyonları var, TRT gibi. Ona zaten kapalı kapılar. Şimdi ay, kapatamaz abi. Neden kapatamaz? Normalde kapatamaz. Neden kapatamaz? Söyleyeyim sana. İngiltere'de BBC, örnek veriyorum. Evet. Bir kamu kuruluşu. Eğer seçimlerde iktidar ve muhalefet arasında bu tür bir ayrıma gitse var ya, yer yerinden oynar. Burada yer yerinden oynar. Tamam mı? Mümkün değil. Çünkü senden de vergiyi alıyor, benden evet. de vergiyi alıyor. Ve eşit hak ben veriyor. Ben TRT'ye veriyor muyum? HDP'ye oy veren 6 milyon seçmenin TRT katkı payını alırken HDP'ye oy verenler bana katkı payı vermesin diyor musun? Demiyorsun. Alıyorsun çatır çatır. Onu alıyorsun. Hepsinin elektrik adamın faturasından parasını kesiyorsun. Alıyorsun. Kullanıyorsun. Kamu kurumu muyum diyorsun. Bütün partilere söz hakkı vermek zorunluluğun var. Ve bu kadar basit. Bunun süresi var. Yani hani bu bizim yorumumuz değil. Matematik olarak hayır, kimin kaç dakika TRT ekranında yer aldığı belli. Evet. Karşılaştıralım, BBC'ye geçelim. BBC'de rakamlar var. Aynen. Yani sen ülkenin, bir İngiltere'nin başbakanını muhalefetten daha çok çıkaramazsın. Bak daha, çok net. Daha öte bir şey söyleyeyim size Turan Bey. Çok gerilere gitmeyeceğim. Yani normalde televizyon kurumları terör örgütü liderleriyle bile röportaj yapabilirler. Yapıyorlar. Mesela CNN'in Üsame Bin Laden'le yaptığı röportaj vardır. Tamam mı? Çünkü o televizyoncu. Televizyoncu. Yani Üsame Bin Laden'le röportaj yapmıştır. Neden yapmıştır? Bu adamlar ne istiyor, ne söylüyor görülsün, bilinsin. Benim işim kamuoyunu ilgilendirmek diyor. Bu terör propagandası mıdır? Değil, onu anlatıyorum. Bak, terör örgütü lideriyle bile röportaj yapabilirler diyorum. Çünkü propaganda ayrımı bak, farklıdır, öyle değil mi? Tabii. Yani mesela bir sürü gazeteci Kandil'e gitmiş, Öcalan'la röportaj yapmıştır. Geçmiş dönemde yapıldı, evet. Tabii. Kandil'e gitmiş, Murat Karayılan'la Cemil Bayık'la röportaj yaptılar. Hala da yeni de hala görevde olanları var aralarında. Şimdi bu insanlara terörist diyor musun? Diyemezsin ya, adam gazeteci yani. Yani bir kitle söz konusu, teröre başvuran bir insan söz konusu. Neden başvurduğunu bilmek ve kamuoyuna bunu anlatmak zorundasın. Onun propagandasını yapmak için demiyorum bunu. Şunun ayrımını da yapmak lazım. Oraya giden gazeteci onların görüşünü savunmuyor. Tabii tabii. Savunmak yani zorunda değil. Hatta belki de çok kızgınım ben. Yani gazetecilerin de sonuçta bir siyasi görüşleri, dünya görüşleri, hayata bakışları var. Ben röportaj yaptığım kişiye belki taban taban zıtım. Hatta tabii, içten tabii. içe çok da belki kızıyorum. Yani zaten kendi görüşüne göre yayın yapamazsın ki. Yani ben AKP'liyim, AKP dışında hiçbir partiye mikrofon uzatmam diyemezsin ki. CHP'yi çıkarmıyormuş, A Haber. HDP'yi çıkarmıyormuş, A Haber. HDP'yi hiçbir kanal çıkarmıyormuş. Yakın zamanda Alo Fatih kaydı var. MHP liderinin açıklamaları alt banttan geçtiği için Fatih'e MHP'nin görüşünü, o zaman MHP ile iktidar arasında ittifak yoktu, gezi sürecinde çıkartılıyordu. O zaman sakıncalıydı. Şimdi somut olarak biliyoruz buna, evet. iktidar karar verdiği için. O televizyon ve kanalların, gazetelerinde yandaş oldukları için bunu yaptıkları. Bak daha da sana komik bir şey söyleyeceğim. Yani komik demeyeyim de trajik bir şey söyleyeyim. Çok yakın. Abdullah Öcalan'ın son Cumhurbaşkanlığı yerel seçimden önce
Abdullah Öcalan'ın yanına bir akademisyeni gönderip, evet, Öcalan böyle böyle dedi diye basın açıklaması yaptırıp televizyonlarınızdan yayınlamadınız mı? İktidar medyası. HDP'liler şeye oy vermesin diye. Evet. Daha bir yıl önce, açın bakın, bir yıl önce. Yeni, onu söyleyeyim. Yeni seçimler. Daha ötesine geleyim. TRT, devletin o HDP'ye, teröre yandaş diye söylediği, evet, TRT. Osman Öcalan ile, kırmızı bültenle Interpol'den aradığınız Osman Öcalan ile, Öcalan'ın kardeşi, PKK'nın siyasi ve askeri kanat liderlerinden birisiydi terör örgütünün. Osman Öcalan ile röportaj yapıp televizyona çıkarmadı mı? Çıkardı. Yeni, daha bir yıl önceden bahsediyorum. Ama neydi açıklama? Demirtaş'ın aleyhine olduğu içindi. Siyaseten HDP'lilerin oylarını iktidar yanlısı kullanmaları için. Şimdi bugün bir de o açıklamayı biz ekranımıza çıkarmıyoruz diye açıklama yapan gazetecilerin açıklamaları o kadar aslında komik ki. Yarın AKP iktidarının politikası değiştiği anda biz bu gazetecileri kendi programlarında HDP'li vekilleri konuk almak için sıraya girdiklerini göreceğiz. Hayır, çünkü günde vardı zaten. Ya yani daha, çözüm daha, süreci. Yani gerçeği söylemiyorlar. Esas problem bu. Yani hatırlar mısınız meşhur Nevroz kutlamasını, Öcalan'ın açıklamasının, mektubunun PKK'ya barış sürecine girilmesiyle ilgili mesajının Diyarbakır Meydanı'ndan canlı okunduğu bir Nevroz'u. Ötesini söyleyeyim mi? Oradaydım. Ben Diyarbakır'daydım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet, ve şeyin, evet, olduğu, evet, Megri İbrahim Tatlıses'te. Ben Diyarbakır'daydım. Söylediği... Nevruz Meydanı'ndaydım. Tamam. Ve bütün iktidar kanalları Abdullah Öcalan'ın mektubunu canlı yayından yayınladılar. Tamam. Ben de oradaydım. Şimdi söylediğim şey bu zaten. İşinize geldiği zaman, evet, terör örgütünün liderini, silahlı kanat, evet, önderlerini kanala çıkaracaksın. Evet. Bu işin barışçıl yönde çözümünü savunan, evet, siyaseten silahsız çözümünü savunan, hatta belki HDP gibi düşünmeyip ittifakla o içerisinde yer alan sol kökenli milletvekillerinin olduğu HDP'ye ambargo uyguluyorum. Evet. Terörle arasına mesafe koyuyorum. Geç onları. Ya bu tamamen yalan ve yani, siyaset için yapılmış bir hareket. İktidar talimatı vermiş. Evet. Sen de yayınlamıyorsun kardeşim. Bana bu kadar basit. Maval okuma burada. Hani bari açıklama yapma. Yani iktidar böyle istiyor. Ben de oradan ekmek yiyorum. Ben de onu söylüyorum. Yani buradaki bana, bu sandalyeyi de kaybetmek istemiyorum. Kimseye yalan söyleme. Ne olmuş bunu yapınca medyanın? Bakın Amerika'da bir araştırma var. Amerikalılar yapmış. Türkiye'de medyaya saygı üzerine. Var mı öyle bir şey artık? Kalmış mı bilmiyorum. Türkiye'nin çok önemli. AKP kesiminin %50'si hala güveniyormuş şeye. 51'i AKP seçmeni medyaya güveniyor. Yani ona maruz kalıyor. MHP'nin 37'si hala güveniyor. Tamam mı? MHP'ye oy verenlerin. CHP'de bu oran %13'e, HDP'de bu oran %6'ya düşüyor. Nasıl olmasın? Yani tamam, bu oranlar... Şimdi, bak daha da ilginç bir şey söyleyeceğim. Hala insanların, bu kötü olan bu, bu ön yargılı, sınırlandırıcı... devlet talimatıyla hareket eden bütün o özel kanalları da kattığınızda kamu kuruluşlarıyla birlikte televizyonları, hala insanların AKP'nin %80'i haberi televizyondan alıyormuş. CHP'nin %64'ü, HDP'nin %63'ü, İYİ Parti'nin %65'i, MHP'nin %74'ü hala şeyden alıyor, televizyondan alıyormuş. Yani bu sansüre rağmen. Çok. Ha belki Halk TV sadece dinliyordur da bilmem ne bilemem ama daha ilgincini söyleyeyim. Burada vahim olan şey, gazetelere güven %6'ya düşmüş Türkiye. Okuma, gazeteden haber alma. Bu inanılır gibi değil. Evet. Yani aslında sadece, evet, şöyle söyleyeceğim. Katılır mısınız? Şu an mevcut ülkedeki gazeteler kağıt parçasına dönmüş durumda. Tabii bu o çok acı bir şey yani. Tabii. Bak daha şeyi, online'dan haber alanlar. Mesela HDP seçmeninin 6'sı gazeteden, %6'sı, %12'si online web sitelerinden haber alıyormuş. %18'i sosyal medyadan. Çünkü neden? Güvenmiyor çünkü. Güvenmiyor. Güvenmeyen gerçeği arayış, evet, var. Tamam, bu demek değil ki Twitter'da veya diğer sosyal alanlarda
dolaşan haberlerin hepsi güvenilir mi? Değil. Onu iddia etmiyorum. Ama insanlarda bir arayış var. Doğruya ulaşma arayışı CHP'nin var. CHP'nin %9'u hala gazetelerden haber alıyormuş ama %9'u web sitelerinden, online'dan haber alıyor. %14'ü sosyal medyadan. Yani sosyal medyaya kayışın bu evet. oranın artmasının tek bir sebebi var. İşte ülkede gerçek habere medyanın, ulaşma derdi. Aynen evet. medyanın tarafı. Ama hala televizyonların bu ikircikli uygulamalarına, bu devlet aklıyla, daha doğrusu iktidarın talimatlarıyla hareket etmesine, Erdoğan'ın her canlı yayını verip de muhalefetin tek bir basın açıklamasına, meclis konuşmasına yer vermemelerine rağmen televizyonlara olan güvenin hala yüksek olması şaşırtıcı. Yani hala insanların çoğunun haberi oradan alıyor olması şaşırtıcı.